Geldik. Parka gideceğiz. Tamam, parka gideceğiz. Koridoru aşağı kaldırabilir miyiz acaba? Açın bak, şurayı açın. Buradan bize bir şey düşmesin. Buradan bize bir şey düşmesin. Sesi getirildi. Tamam, al kucağına. Yusuf, al kucağına. Komutanım geçmeyin, komutanım geçmeyin. Yusuf, al kucağına. Evet. Nerede evet? Ambulans bu taraf. Umke, Umke, Jack. Ya ben onu kayıttan merhaba kazıyla ama. Sion takıldı sevgilim üstünde. Ve şu anda sağlıklı olduğunu görüyoruz. Türk'ün sağlıklı olduğunu görüyoruz. Burası İstahiye ilçesi. Kardelen apartmanı bu nokta. Bir saniye. Altı katlıydı. Yani... Komutanım. Komutanım. Komutanım şu onu açabilir miyiz? Arkadaşlar buraya geçin, buradan çekin. Lütfen, lütfen komutanım. Lütfen. Koridor burada. Yavaş. Lütfen karışmayın. Yavaş. Yavaş. Yavaş arkadaşlar. Burası doğru getiriliyor. İşte bu yaşam koridorundan hayata bağlandığı noktadan Şengül sedyede ellerde ambulansa doğru götürüyor. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı böyle bir habere. Çok canımız yanmıştı. Çok canımızı yitirmiştik. Günlerdir müjdeli bir haber bekliyorduk. İşte Umud'un adresi Gaziantep İstahiye ilçesi Kardelen apartmanı oldu. 4 yaşındaki Şengül sedyede şu anda yaşam koridorundan ambulansa doğru götürülüyor. Oldukça sağlıklı. Arama kurtarma ekipleri 6 günden bu yana hiç dinlenmeden, nefes dahi almadan burada bir can, bir nefesi kurtarmak için mücadelelerini gerçekleştiriyorlardı. İşte hayata bağlantı 131. saatte İstahiye'de Kardelen apartmanından geldi. Şengül'ü bu noktadan sağ salim çıkardılar. Türkiye'ye umut oldu, ışık oldu. Enkaz altında şu anda yaşam mücadelesi veren birçok insana umut oldu Şengül. İçerisinde jandarma arama kurtarma ekiplerimiz buradan babayı da sağ salim çıkaracaklar. Şengül şu anda ambulansın içerisine. Az bırak. Götürün buradan. Oradan da.